Arkadaşlar merhabalar. Kombinasyonda 3. videoyla devam ediyoruz. İlk iki videoda 4 sayfalık yeri anlatmıştım. Şimdi 5. sayfadayım. Toplam bu videoda bu testte 8 sayfa var. O yüzden hepsini bitireceğiz. Bir sayfada kombinasyon dağılım problemleri. Onları da kesin izlemeniz gerekiyor mevzunun anlaşılması için. Şimdi bir pikniğe katılan çocuk sayısı C, yetişkin kadın sayısı K ve erkek sayısı E olmak üzere 2, C, K, E şeklinde sıralanmışlar. Bizden ne demiş? Tokalaşma sayısı da ayrı ayrı 57'ymiş. Kadınla kadının, erkekle erkeğin ve çocukla çocuğun tokalaşma sayısı. Toplamda kaç tokalaşma olmuştur diyor. Bu biraz ezber soru. Önce şunu yazayım. Aradan çıksın. C tane çocuk var. C'nin ikilisi tane tokalaşırlar. K tane kadın var. K'nın ikilisi. E tane erkek var. E'nin ikilisi. Bu 57'ymiş. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şu C çarpı C eksi 1 bölü 2, K çarpı K eksi 1 bölü 2 ve E çarpı E eksi 1 bölü 2'yi gördükten sonra evet isterseniz uğraşın. Mecburen deneme yanılma yoluyla bu sayıları bulmamız lazım. Çünkü 3 tane bilinmeyen var. Hemen ben size söyleyeyim. E'ye 9 verirseniz 9 çarpı 8'den 72 oluyor. K'ya 6 verirseniz 6 çarpı 5'ten 30 oluyor. Toplamda 102 geliyor. Buna da 4 verirseniz 4 çarpı 3'ten 12 oluyor. Demek ki çocuk sayısı 4'müş, kadın sayısı 6'ymış, erkek sayısı 9'muş ama gerçekten bunu ancak böyle tahmin ederek yapıyoruz bu soruyu. Dolayısıyla 19 kişi var. 19'un ikilisinden de 19 çarpı 9 olacak. 171 tokalaşma gerçekleşti. Asıl soru bence bu. Aralarında Sevim ile Bora'nın da bulunduğu 6 kişi sinema koltuklarına oturacaktır. Sevim ile Bora'nın arasında daima 2 kişi bulunması şartı ile kaç farklı şekilde oturabilirler? Bir kere Sevim, Bora ve aralarına girecek bilmediğimiz 2 kişi. Dörtlü paket oluşturacaklar. Kalan 2 kişi toplamda 3 kişi olacak. Niye? Bunlar bir paket halinde bir kişi gibi. Bu 2 kişi de toplam 3 kişi oldu. Yani önce bir 3 faktöriyeli yazalım. Nasıl bir görüntü olur? Bu paket böyle böyle ya da böyle böyle bu paket. Bakın gerçekten böyle yer değiştireceğiz. Bir de bunların kendi arasında yer değiştirmesi. Diyelim bunlar AB kişisi ise işte BA olabilir. Bu yer değiştirir AB olur. Böyle BA olur. AB olur şeklinde o yüzden. Tamam mı? Paket halinde o 4 kişiyi seçtik. Şimdi gelelim oraya. 3 faktöriyel kolay kısmı sorunun. Böyle normalde dizdik çünkü. Şimdi Sevim'le Bora kendi arasında yer değiştirir 2. Sonra bu soru işaretli yerlere kalan 4 kişiden 2 kişiyi seçeceğimiz için 4 kişinin 2 kişilisi. Bir de bunlar kendi arasında yer değiştirir 2. Böylece arkadaşlar 144 farklı durum oluştu. Bence bu soru güzel. Onu söyleyeyim. Çünkü hem permütasyon hem kombinasyon kullandık bakın. 8 kız ve 6 erkekten 3 kız ve 3 erkek seçeceğiz. Aynı cinsiyetten olan herhangi iki kişi yan yana olmayacak şekilde yan yana duran altı koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirler diyor. Yine bakın hem permütasyon hem kombinasyon. 8 kızdan 3 kız seçeceğiz. 6 erkekten 3 erkek seçeceğiz ve görüntü şöyle olacak. Kesinlikle erkeklerle kızlar yan yana olmayacakmış. Şey herhangi erkekle herhangi iki kız. O zaman bu şudur. E1, E2, E3, K1, K2, K3 şeklinde ya da erkekle başlarsın. E1, E2, E3 şeklinde. K1, K2, K3 şeklinde. O zaman E1, E2, E3'ü 3 faktöriyel diye dizersin. Kızları da 3 faktöriyel. Böyle de olabilir, böyle de olabilir. Önce erkekle, önce kızla da başlayabilirsin. O yüzden çarpı 2 diyeceğiz arkadaşlar bu sorunun cevabına. Yukarıda verilen 9 eş kareden oluşan şeklin tüm kareleri 6 farklı renk arasından seçilecek 2 renk boya ile köşegenler üzerindeki tüm kareler aynı renk. Yani köşegenler üzeri neresi? Köşegenimiz bakın karede budur. Bir de budur. O zaman bu. Kaç kare yapıyor? 5 kare aynı renk olacak. Kalan tüm kareler de aynı renk olacak şekilde boyanacaktır. Kaç farklı şekilde boyanır demiş. O zaman şu şekilde 6 boyadan 2 tanesini seçerim. Tamam mı? Örnek sarı ve mavi. Sarıları bu köşegenler üzerine yerleştirebilirim. Ya da sarıları bunların üzerine yerleştiririm. Çarpı 2. Böylece o zaman arkadaşlar ne oldu? 30 tane farklı durum oluştu. Tamam mı? Örnek bir görüntü yapayım ki anlayın. Bakın sarı, sarı,
Sarı, sarı, sarı, maviler de böyle yerleşir. Ya da tam tersi mavi, mavi bu şekilde sarılar da böyle. 9 renk, 9 kare değil, 6 renk varmış. 6 renkten 2 rengi seçtik ve bunları yer değiştirebiliriz. ABC bir rakam olmak üzere 1CBA9 şeklinde sıralanıyor. Sağlayan kaç tane 3 basamaklı ABC çift sayısı yazılır? O zaman şimdi C en küçük olmak üzere C ne olabilir? 2, 4, 6, 8. Soru madem çift sayı diyor, ona göre ekleyelim. 1, C 2 olursa arkadaşlar, C 2 için A ve B ne olur? Geri kalan hangi sayılar? 1'i seçemiyorum, 9'u da seçemiyorum, 2'yi de seçemiyorum. Toplam 6 tane sayı kaldı. 6'nın ikilisi. Neden 6'nın ikilisi? Örnek 4 ve 5'i seçtim. Direkt zaten bunlar küçükten büyüğe nasıl sıralanır? 245 şeklinde. O yüzden tek bir sıralama vardır. Aralarında yer değiştirme olmayacağı için bu permütasyon değil, seçme sorusu direkt. C eşittir 4 için, C en küçük olduğu için artık 5, 6, 7, 8'den ikisini seçebilirim. 4'ün ikilisi. Sonra arkadaşlar C eşittir 6 için burada 7 ve 8, yani mecburen 2'nin ikilisini seçebilirim. Örnek bakın şöyle yani. 600 neydi? Küçükten büyüğe sıralayacaktık. 876. Tek bir sıralama var zaten. C eşittir 8 için olur mu? Hayır. C eşittir 8 için B ve A 8'den büyük iki rakam yoktur. 9 vardır. O da zaten 9 olamaz diyor. Dolayısıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi 6'nın ikilisi artı 4'ün ikilisi artı 2'nin ikilisi 15, 6 daha 21, bir daha 22 geldi sorunun cevabı. Batya kelimesindeki harflerden 4 tanesi seçilerek 4 harfle anlamlı ya da anlamsız kelimeler oluşturulacaktır. Bu kelimelerden kaç tanesi P ile başlayıp P ile biter? Şimdi 4 harf var arkadaşlar. P ile başlayacağız, P ile bitecek. Burada dikkat ederseniz A'lar birden fazla. Şimdi çöze 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 mevzuyu göreceksiniz. Sıkıntılı durum varsa kombinasyon konusunda veya permütasyonda ben tek tek düşünürüm. Şimdi burada 3 tane A var. Ben buraya kaç tane A yerleştireceğimi bilmiyorum ki. O zaman ne derim? Hiç A yerleşmesin. Hiç A yerleşmezse zaten T ve Y'yi mecburen almalıyım. Dolayısıyla T ve Y kendi arasında yer değiştirir. İki tane durum oluşur. Bir tane A alırsam bunlardan biri A olacaktır. Biri de T ve Y'den biri. Örnek AT ya da AY gibi. O zaman gördüğünüz gibi durum nedir? T ve Y'den birini alacağım. İkinin birlisi. Ve A'la T, A'la Y gibi durum oluştu diyelim. Örnek bir görüntü bakın şu AT. Bunlar kendi arasında yer değiştirecek. Böyle. İki tane A alırsam zaten yer değiştirme hakları yok. Bir tane durum var. O zaman 4, 2 daha 6, bir daha 7 tane harf, pardon, kelime varmış bu şekilde başlayıp biten. MEB'in bir sorusu vardı, Mevlana diye bir soru arkadaşlar. 2-3 yıl önceki bir denemesinde o soruya da benziyor. Birden fazla böyle harf tekrar ettiği zaman ve verilen kelimenin harfleri size verilen harflerden daha az da bakın. Papatya'da çok harf var ama bize sorulan kelime 4 harflik. O yüzden orada tek tek düşünmek daha mantıklıdır. 4 kız ve 4 erkek öğrenci arasından 3 kız ve 3 erkek öğrenci seçiliyor. Seçilen 6 kişiden 3'er kişilik 2 takım kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Yine önemli bir durum. Sorunun sonundan başlayayım. Siz 6 kişiden 3'er kişilik 2 takım seçecekseniz arkadaşlar durum şudur. 6'nın üçlüsü, 3'ün üçlüsü bölü 2. Çünkü 2 takımı ayırıyorum. Takımların isimleri yok. Sadece 2 takımı ayıracağım. Sana şunu demiyor bak. Belirli 2 takım derse, A ve B diye 2 takım derse isimleri olur. Ama 2 takımı ayırmak demek şudur. Sizin üçünüz şurada durun, üçünüz şurada durun bakayım demek gibi. Haliyle 3 kişi ha şurada durmuş, ha burada durmuş fark etmez. Sadece böyle bıçak gibi ortadan ikiye ayırıyoruz 3 kişi. Yani bir ekmeği ikiye bölmek gibi düşünün. İster ekmeğin sol tarafı artık neresiyse fark etmiyor sonuçta tam ortadan ikiye böldün ekmeği. İster bunu sofranın başına koydun, istersen sonuna koydun. Sonuçta onu sen ikiye böldün. Buradaki de aynı şeydir. Gruplardaki kişi sayısı aynıysa ve isim yoksa sadece bölüyorsan o zaman paydayı da bölmeyi unutma. Dolayısıyla sorunun sonunda bu hamleyi yapacağız. O kenarda durmalı.
Eğer 6 kişiden 4 kişi ve 2 kişilik 2 grup seçseydik o zaman 2'ye bölmezdik. Onu da belirteyim. Şimdi 4 kızdan 3 kız, 4 erkekten 3 erkek seçeceğiz. Toplam 6 kişi oluştu. Çarpı diyorum artık bunlara bağlı seçtiğim grup oluşturma durumu. 6'nın üçlüsü, 3'ün üçlüsü ama bölü 2 yapmayı da unutmuyorum. 160 tane durum oluştu arkadaşlar. Şekilde verilen kareler içerisinde 1, 2, 3, 4, 5 sayıları aşağıdaki şartlara göre yerleştirilecektir. Ortadaki sayı her zaman tek olacaktır. Yani 1, 3, 5'ten biri. Dikey ve yatay kareler içerisindeki sayıların toplamı her zaman tek olacaktır. Buna göre bu sayılar kaç farklı şekilde yerleştirilebilir? O zaman şu durum oluşmalı. 3 tane sayının tek olması için tek 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 2 çift bir tek olmalı. Dolayısıyla şunu söylerim ben. 1. Buraya bir kere tek yerleştireceğim. 1, 3, 5'ten 3'ün birlisinden 3 tane sayı buraya yerleşir. Tamam mı? 1, 3, 5'ten 3'ü. Sonra burası tek tek olursa 3'ünün toplamı tek oluyor. Buraya da çift çift kalır. Çünkü zaten 3 tane tek var soruda. 2 tane de çift var. O zaman ne oluyor bakın? Çift çift artı tekten yine tek oluyor. Dolayısıyla ya böyle olacak görüntü ya da çift buradaki herhangi bir tek sayı, 3 sayıdan biri, 3 durumdan biri. Buralarda tek tek olacak böyle. O zaman 3'ün birlisi çarpı 2 diyeceğim. Çünkü ya tek 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 diye sıralanıyor burası. Burası da çift tek çift. Ya da çift tek çift şeklinde. Burası da yatay bir şekilde tek tek tek. O yüzden 3 tekten birini yerleştirdim. Teklerle çiftler kendi arasında yer değiştirebilir. 2 oldu. Şimdi artık neye geldi sıra? En başta buraya teki yerleştirmiştik. Orayı geç. Tekleri kendi arasında yer değiştirebilirim. Çarpı 2. Çiftleri kendi arasında yer değiştirebilirim. Çarpı 2. Böylece 24 oldu. Örnek bir görüntü bakın. 3, 5, 1, 2, 4. Ya da bakın 1, 5, 3, 4, 2. Bu yüzden çiftleri kendi arasında yer değiştiriyorum dedim. Tekleri kendi arasında yer değiştiriyorum dedim. 2 ile çarptım. Yaşları birbirinden farklı 3 kardeş arasında 6 bilye paylaştırılacaktır. Bu kardeşlerden en büyüğü 2, diğer ikisi en az birer bilye almak şartıyla kaç farklı şekilde paylaşım yapılabilir? Demek ki o zaman büyük kardeş zaten 2 tane alıyor. Diğerleri de birer tane. Nasıl alabilir? 6 bilye vardı. Toplam 4 olduğu için 1 3 3 1 birinci kardeş diyelim. İkinci kardeş ve üçüncü kardeş. 1 3 3 1 alabilirler ya da 2 2 alabilirler. O zaman şimdi burada ne yapacağız? 6 bilyeden 2 bilyeyi vereceğim birinci kardeşe, büyüğe. Sonra geriye kalan 4'ün birlisi 3'ün üçlüsü ya da 6'nın ikilisi 4'ün üçlüsü 3'ün birlisi. Pardon, 1'in birlisi artı 6'nın ikilisi, 2'nin ikilisi, 4'ün ikilisi, 2'nin ikilisi oldu. Bakın her durumu yazdım. Birinci durum, ikinci durum, üçüncü durum. Bunların hepsini toplayacağız. 6'nın ikilisi 15, 4'ün birlisi 4, burası 60 yaptı. 6'nın ikilisi 15, 4'ün üçlüsü 4, 15 çarpı 4'ten yine 60 yaptı. 6'nın ikilisi 15, 4'ün ikilisi 6. Burası da arkadaşlar 2'nin ikilisi 1. Dolayısıyla 90 da burası oldu. 60 60 120 90 daha 210 tane durum oluştu arkadaşlar. Bakın bir önceki iki önceki sorudan yorum çıkararak söyleyeyim. Burada gidilen yerler farklıysa, kişiler farklıysa dikkat ederseniz 6'nın ikilisi, 2'nin ikilisi, 4'ün ikilisi yapmama rağmen 3 faktöriyele bölmedim. Neden? Burada farklı yerlere gidiyorlar yani farklı kişilere gidiyorlar. O zaman kişi sayısı aynı olmasına rağmen bölme yapmadım. Ama sadece şunu deseydi. 6 bilye 3 kardeşe pardon 3 kardeşe demeyeyim öyle yanlış olur. 6 bilye ikişer tane 3 gruba ayrılır deseydi bak o zaman şuydu. 6'nın ikilisi, 4'ün ikilisi, 2'nin ikilisi bölü 3 faktöriyel. Bu ne zaman dediğim gibi 6 bilyeyi ikişer bilye olacak şekilde 3 gruba ayırıyorum. Ne gittiği yer belli, ne verdiğim insan belli. Sadece ayırıyorum. Sayılar aynı olduğu için böl. Ama kişiler devreye girerse bölme sakın. Bu şekilde böyle pis yerler buralar kabul ediyorum ama sorudan soruya her seferinde yorumlarımı söyledim arkadaşlar. Umarım oturmuştur. Artık
20 dakika oldu zaten yaklaşık olarak. Şekilli sorulara geldik. Kombinasyonda şekilli soruları yeni bir videoda anlatayım arkadaşlar. Orada görüşmek üzere.